Bu videoda Antik Roma İmparatorluğundaki toplumsal ve siyasi yapıdan bahsedeceğiz. Burada önemli olan Antik Roma'nın hiç değişmeyen statik bir yapıda olmadığını akılda tutmamız arkadaşlar. Yani öyle e, değişmiyormuş gibi düşünmeyin. Orada devamlı değişen de bir yapı var. Bunu bir kere aklımızda tutalım. Krallık olarak ilk kurulduğu günden itibaren bin yıldan fazla bir süre varlığını korudu. Kuruluş efsanesine göre imparatorluk Milattan önce 753'te Romulus tarafından kuruldu. Ancak pek çok tarihçi bu kuruluş efsanesini bugün kabul etmiyor. Sonra Milattan önce 509'da son kral Gururlu Tarkin e, tahttan indirildi. Tarkuin e, diye de bazı kaynaklarda e, tabi e, okuyabilirsiniz. Tarkuin diye yazılıyor. Tarkin ya da Tarkuin olarak duyabilirsiniz. Bu kral tahttan indiriliyor ve Roma Cumhuriyeti kuruluyor. Ancak Cumhuriyet sonrasında Julius Caesar ve Augustus tarafından Roma imparatorluğa dönüştürülüyor. Bu isimler önemli arkadaşlar, Julius Caesar ve Augustus. Böylece bu kadar uzun süreli bir şey söz konusu olunca toplumsal ve siyasi yapının zaman içinde değiştiğini ve geliştiğini de tahmin etmek e, bizim için daha kolay oluyor, değil mi? Ama şimdi Roma'nın krallık olduğu dönemle işe başlayalım. Önce onu bir anlatalım. Çünkü o zaman bile dikkate değer bazı şeyler var ve bazı toplumsal ve siyasi yapılar cumhuriyet döneminde ve hatta imparatorluk döneminde de devam ediyor. İlginç bir nokta da genel olarak kralları düşündüğümüz zaman bunu hanedanlık olarak düşünüyoruz. Eğer ben kral olsaydım o zaman en büyük oğlum ya da belki de bazı kültürlerde en büyük kızım kral ya da kraliçe olabilirdi, değil mi? Ama sonuçta Roma krallığının özellikle erken dönem krallarının birçoğu aslında göreve seçimle geliyor. Kralların birçok alanda gücü vardı ve tüm güç onlara aitti. Yürütme, yasama, yargı onlardaydı ve hatta dini alanda bile güçleri vardı. Ancak kralların seçilmiş olduğunu düşünürsek bu çok ilginç. Tabi hepsi seçilmiş değildi. Birkaç tanesi hanedanlık yöntemiyle başa geçti. Ancak yine de ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Roma krallığı sırasında ortaya çıkan başka bir kavram da vatandaşlık kavramı. Ancak şunun farkında olmak gerek tabii arkadaşlar. Bugün pek çok ülkede o ülkede doğan kişileri veya resmi olarak ikamet eden vatandaşları biz vatandaş olarak düşünebiliyoruz değil mi? Vatandaş diyoruz onlara. Ama Roma'da durum bu değildi. Roma krallığına geldiğimizde birkaç yüzyıl sonra göreceğimiz genişleyen bir Roma İmparatorluğundan farklı bir durum var. O dönemde Romalılar sadece Roma şehrini kontrol ediyorlardı. Zaman içinde özellikle Cumhuriyet döneminde genişlemeye başladılar ve sonunda Akdeniz'de ve Orta Doğu'nun bir kısmında ve Güney Avrupa'da egemen oldular. Şimdi bu krallık dönemine biz bir geri dönelim. Çizmek üzere olduğum şey aslında Roma medeniyetinin büyük kısmı için doğru. Eğer bu beyaz daire Roma egemenliğinde yaşayan tüm insanlarsa, bunların sadece bir kısmı vatandaştı. Vatandaş kabul edilenler sadece erkek toprak sahipleriydi arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Vatandaş kabul edilenler sadece erkek toprak sahipleriydi. Ve vatandaşlar da kendi aralarında tekrar yine bir ayrıma tabi tutuluyorlardı. Patriciler, Patrici ya da Patrisyenler denen sınıf Bunlar bir tür soylu aristokrat sınıfıydı ve doğdukları aileye bağlı olarak bu sınıfta yer alıyorlardı. Bu kişilerin Roma'nın kurucu atalarının soyundan geldiklerine inanılıyordu. Geri kalan diğer tüm vatandaşlar da pleblerdi, plebler. Şöyle gösterelim, evet. Bakın bazı hani bugün de kullandığımız plebisit sözcüğü var ya arkadaşlar referandum yerine de kullanabiliyor. Onun da bununla alakası olduğunu burada belirtebilirim. Şöyle gösterelim. Evet patriciler gücün ve varlığın çoğunu önemli bir süre ellerinde tuttu. Ancak Cumhuriyet döneminde e, Cumhuriyet dönemine geçerken plebler gittikçe daha fazla güç kazanmaya başladı. Varlık daha hale gelmeye başladı. Bazı patrici aileler ise yoksullaştı. Ama yine de çoğunlukla patriciler sınıfı, asiller sınıfı ve aristokrasi ile ilişkiliydiler. Ancak pleblerin de bazıları e, bu arada zengin ve güçlü hale gelmişti. Şimdi muhtemelen buradaki diğer kesimi merak ediyorsunuz, değil mi? Tahmin edeceğiniz gibi burada toprak sahibi olmayan erkekler, kadınlar ve köleler vardı. Ve Roma İmparatorluğu her zaman çok şaşalı olarak anılsa da tarihçilerin olumsuz olarak değerlendirdiği bazı özellikleri de var. Mesela Roma toplumu köleliğe dayanıyordu. Kölelerin çoğu fethedilen topraklarda esir alınan insanlardı. Ayrıca bir nevi potansiyel suçlu olarak görülen kişiler de köle yapılıyordu. Yani genel olarak toplum köleliğe dayanıyordu. Bu sebeple köle olarak kabul edilen ve hiçbir hakka sahip olmayan geniş bir nüfus kesimi vardı. Daha sonra bazı temel haklara sahip olmaya başladılar ancak bir köle olarak ne kadar e, hakları olabileceğini siz tahmin edersiniz herhalde. Şimdi Roma Krallığı zamanında gelişen kurumlara bakalım. Roma Krallığı zamanında geliştirilen kurumlardan biri de Roma Senatosu ydı. Krallık zamanında iktidar tabii ki krala aitti ancak Roma Cumhuriyeti kurulduktan sonra iktidar senatoya ait oldu. Şimdi burada Roma Senatosu'nun bir tasviri var. Çok daha sonraki bir döneme ait bir tasvir. Senato'nun Roma Cumhuriyeti içindeki tek kurum ya da tek konum olmadığını bilmemiz gerekiyor. Mesela ayrıca konsüller de var. Konsülleri bir devletin başındaki kişiler olarak düşünebilirsiniz. Mesela cumhurbaşkanı gibi ya da bazı ülkelerdeki yürütmenin başındaki başbakan gibi. Aynı zamanda bunlar ordu komutanı da oluyorlardı. Aslında konsüller çok yüksek bir unvana sahip olarak görülseler de güçleri sınırlıydı. Hatta çok sınırlıydı konsüllerden belirli bir dönemi kapsayacak şekilde iki tane olurdu ve fazla güç kazanmalarını önlemek için herhangi bir zamanda birbirlerini veto edebilirlerdi. Ayrıca sadece bir yıllık bir görev süreleri vardı ve bu bir yıl boyunca her ay sırayla görev yapıyorlardı. Yani konsüllerin hareket alanının birçok yönden sınırlı olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur ve senatonun resmen konsüllere sadece tavsiyede bulunması gerektiği halde pratikte senato konsüllere yapmaları gereken şeyleri söylüyor ve konsüller de bunu yapıyordu. Başka bir soru da kim konsül olabiliyor ve kimler senatoya girebiliyor sorusu. İlk zamanlarda senato çoğunlukla ya da tamamen patrici sınıfından oluşuyordu. Ancak zamanla plebler gittikçe daha fazla güç kazanmaya başladılar. Özellikle Cumhuriyet döneminin ortalarında ve sonlarında senatoda gitgide daha fazla zengin plepler olmaya başladı. Fakat genel olarak senato aristokrasiden oluşuyordu. Yani Roma'nın varlıklı ve etkili adamları senatodaydı. Peki bunlar senato için nasıl seçiliyordu? Başlangıçta aslında konsüller senatörleri seçiyorlardı. Daha sonra Cumhuriyet döneminin büyük kısmında senatoda görev yapacak olanlara karar veren sensor denen kişiler vardı. Şimdi sorabileceğiniz başka bir soru da şu tabii ki. İyi de kimin konsül olacağına ya da sensör olacağına kim karar veriyor? Ve genel olarak majistra denen pek çok yönetici pozisyonu daha var. Bunlar Roma Cumhuriyeti meclislerinin biri tarafından seçiliyor. Özellikle Centuria Meclisi tarafından. Centuria Meclisi konsülleri, kıdemli yöneticileri yani majistraları seçiyordu. Peki, Centuria Meclisi'nde kim vardı ve neden bu mecliste Centuria Meclisi deniyordu? Aslında her şey, vatandaş askerlerin belli bir konuyu tartışmak üzere 100 kişilik gruplar halinde gruplandırılmasıyla başladı. Bu 100 kişilik grup oy kullanacak ve çoğunluk neyse onların temsilcisi de mecliste o şekilde oy verecekti. Yani aslında bir temsilci seçildikten sonra temsilci dilediğini öyle yapamazdı. Onun yerine bu temsilciye nasıl oy kullanacağı söylenirdi. Buna Centuria Meclisi denmesinin sebebi grupların 100 kişilik olmasıydı. Çünkü Latince arkadaşlar 100 centum kelimesinden geliyor. Centum demek. Bu gruplar konsülleri ve diğer kıdemli majistraları seçiyordu. Ancak tek meclis bu değildi. Ayrıca tribun meclisi de vardı. Bu da Romalı nüfusunu, Roma vatandaşlarını kabilelere ayırıyordu. İçinde hem plebler hem de patrici sınıfı vardı. Bir de pleb meclisi vardı ve sadece pleblerden oluşuyordu. Tabi tüm bu kurumlar zamanla değişti. Mesela plebler giderek daha fazla güce sahip oldular. Ancak özellikle Cumhuriyet döneminde en önemli nokta dış politika hakkındaki ya da Roma'nın toplum olarak, cumhuriyet olarak ve sonunda imparatorluk olarak nasıl olması gerektiği hakkındaki önemli tartışmaların senatoda yapılmasıydı.